Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, 8 Aralık 2022'nin ilk videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz dün akşam Fenerbahçe'miz çok güzel bir galibiyet aldı. Moraller yerinde, keyifler yerinde, çok şükür sakat da vermedik o yağışlı, kaygan zemine rağmen, o ortama rağmen ve rakibin de direnç göstermesine rağmen iyi tarafından baktığımızda her şey çok güzel geçti. Serdar Dursun'un attığı goller moral kaynağı oldu. Aynı zamanda keşke Bruma'nın da sayılmayan golü verilseydi, hala görüntüyü bulamadım ama ben ısrarlı bir şekilde söylüyorum. Kesinlikle ve kesinlikle o pozisyonda ben offside olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de karar verildi. Şimdi sevgili arkadaşlar, bu videoyu dikkatle dinleyin ve dikkatle izleyin. Çünkü bu videonun bir yerinde bırakıp çıkar giderseniz beni yanlış anlayabilirsiniz. Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Trabzonspor'la hiç fark etmez. Hangi takımda olursanız olun, adaletten şaşmayan herkesin bu videoyu dikkatle izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ilk olarak Fenerbahçe'nin gözü Vincent Aboubakar'da haberiyle başlamak istiyorum. Çünkü bu önemli bir haber. Şimdi Fenerbahçe'de sakatlık yaşanıyor üst üste ve Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar Fenerbahçe gündemini almış. Öyle söylüyorlar. Pedro'nun Vallecano maçında yaşadığı şok sakatlık, Enner Valencia'dan gelen yine sakatlık haberi ve Fenerbahçe'de hal böyleyken Al Nassr'la kısa süre içerisinde görüşmeler başlayacakmış. Öyle söylüyor. İki seçenek daha masada. Cristiano Ronaldo'ya imza attırmak üzere olan Al Nassr'ın bu imza attırması Fenerbahçe için avantaj diyor. Eğer bu rüya gerçekleşirse Aboubakar'ın ayrılığına izin verecekler. Kiralama seçeneği de uygun bir bedelle bonservis almada Fenerbahçe açısından sıcak bir seçenek diyor. 30 yaşındaki forvetin hani Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta 3 kez gol attı diyor. Yani en fazla Fenerbahçe'ye gol attı falan filan diyor. Şimdi merakımı mazur görmenizi rica ediyorum. Çok basit bir soru soracağım. Bu şeyin, Aboubakar'ın aldığı yıllık ücretin 7 milyon euro olduğunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Yıllık ücretin 7 milyon eurocuk olduğunu biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Hocam ilk defa senden duyuyorum. Tamam, şimdi soruma şöyle cevap verin. 7 milyon euro alan adam sana niye gelsin? Yani sana niye gelsin? Hocam 8 verirsek neden gelmesin? Kesinlikle katılıyorum. 8 verebilir miyiz? Hocam ne 8, biz 1 milyon euro, yani yarım dönemliğine 1 milyon euro bile veremeyiz. O zaman Bruma gelme ihtimali var mı? Şey, Bruma diyorum, Aboubakar'ın gelme ihtimali var mı? İyi de hocam, yani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. O zaman bunlar niye ikide bir de haberini yapıyor? Ben de size bir şey soracağım. Ateş olmayan yerde biz yıllarca Hatem Ben Arfa'yı almadık mı? Biz yıllarca şeyi getirmedik mi? Geliyor yarın Eren Zahavi demedik mi? Hani ateş yoktu? Hani ateş olmayan yerden çıkmıyordu? Arkadaşlar, habercilik diye bir şey var. Birçoğunuza göre yani benim burada gelip video başlıklarını eleştiriyorsunuz, kapak fotoğraflarını eleştiriyorsunuz, işte yorumlarımı eleştiriyorsunuz. Kabul, eyvallah. Ben de iyi niyetli bir insanım kendi çapımda ve yüzü yumuşak bir insan olduğum için ya da sempatik ya da espriyi seven bir insan olduğum için birçok şeyi görmezden geliyorum, gülüyorum, geçiyorum. Ama asıl bu haberlerin üstüne birisinin gitmesi lazım. Arkadaşlar okuyorsunuz. Maalesef okuyorsunuz. Aboubakar haber. Aboubakar Fenerbahçe'de desem, %100 Fenerbahçe'de desem birini sorgulayıp demezsiniz. Yani bugün 7 milyon euro aldığını öğrendiniz. Yarın desem ki Aboubakar Fenerbahçe'de, biriniz şunu sorgulamazsınız. Ulan da bu adam daha geçen gün 7 milyon euro diyordu. Ne oldu? Ne oldu? Ne değişti? Futbolcu, ben 7'yi çok alıyormuşum ya. Günah oğlum. 2 falan alayım falan diyecek hali yok ya. Peki hocam, Fenerbahçe'ye forvet lazım mı? Serdar Dursun böyle giderken forvet lazım mı? Şimdi ikinci habere geçiyorum. Galatasaray ve Fenerbahçe yarışta Adama Nagalo. Fenerbahçe'de teknik direktör Jesus çok istiyormuş Adama Nagalo'yu. Galatasaray'da devredeymiş. 2022 Dünya Kupası, Süper Lig'e ara verildi. 20 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kurdu Galatasaray. Masaya bir şeyleri yatırmış. Matias Ross'un sakatlığı nedeniyle kadrosunu genç bir stoperle güçlendirmek istiyormuş diyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Galatasaray'ın kadrosunda herhalde 3 tane yabancı var. Onlara da aynı şekilde yazıyorlar.
Çünkü bir sürü isim. Fenerbahçe'nin de herhalde yabancı kontenjanında 8 tane eksik var. Yani 8 kişi daha alabiliriz. Yani 63 maçta görev aldı. Bu sezon 16 karşılaşmada forma giydi. Bir gol attı. 2 asiste imza attı. Kulüp kariyerinde 63 maçta görev almış. Toplamda 4614 dakika sahada kalmış. 1 milyon euro piyasa değeri var. Burkina Faso'lu yıldız için Avrupa'nın önemli scoutları devrede. Son cümleyi bir daha okuyayım. Avrupa'nın önemli scoutları devrede. Hocam biz anladık. Senin takipçin olmak zeki olmayı gerektirir hocam. Ben seni takip ettiğim günden beri zekamın geliştiğini düşünüyorum diyen arkadaşlarım var. Benim öğretmenim de böyle. Benim amacım buluş yolu stratejisiyle Brumer'in buluş yolu stratejisiyle bilgiyi buldurmak. Yani ha dedirtiyorsunuz ya arkadaşlar. En güzel öğrenme şekli bu, biliyor musunuz? Mesela ders çalışırken ikide bir de ha deyin. Bakın onu bir daha unutmazsınız ha. Çok yüksek not alırsınız. Ha diyorsunuz ya. Niye? Oha aydınlanmadır işte. Ampul yanıyor içeride. Lamba yanıyor içeride. Karar vermedi diyor. Fenerbahçe'nin geçen yaz transfer etmek için uğraştı. Ancak sonuç alamadı. Ne kadar Burkina Faso ve Fil dişi milli takımında oynamak için uygun ama karar veremedi diyor. Arkadaşlar 7-8 milyon euro istiyorlardı sezonun başında. Bilmiyorum şimdi kaç isterler. Bir de az önceki haberi gördünüz. Şimdi en bomba habere geldik. En yetkili kişi açıkladı. Fenerbahçe şampiyon olacak. Galatasaray ve Beşiktaş ise. Bu başlığı koydum. Birçok kişi bunun cilic bait ya da ne bileyim kandırmacı olduğunu düşünüyor ama hayır. %100 bir şekilde Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe şampiyon olacak. Galatasaray ve Beşiktaş da sıralamada artık kendilerine yer bulsun demiş. Tabii bunu direkt söylememiş. Bakın. Büyükekşi yeni uygulamayı duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi. Bakın kukla başkanı demiyorum. Kukla gitti çünkü. Yani kuklalık yapıyordu. Birileri ne istiyorsa o karar çıkıyordu. Yani birilerine hizmet ediyor gibiydi. Ama Mehmet Büyükekşi'nin Galatasaray'da da olsa hiç fark etmez. İsterse başka takımda olsun fark etmez. Şu aşamada iyi gidiyor gibi. İnşallah bozulmaz. Şimdi Süper Lig'in ikinci yarısında hayata geçecek olan birkaç şeyden bahsetmiş. Diyor ki bak. Yarı otomatik ofsayt sistemi var diyor. Dünya Kupası'na uygulanan. İnceleme yaptık. Araştırılıyor diyor. Bu çok pahalı bir sistemmiş arkadaşlar. Bunu beklemeyin. Çipli top. Top kale çizgisinden çıktı mı çıkmadı mı derken gol atıldı. Çipli top marifetiyle golü verdi. Yani çipli top bu düşünülüyor. İkinci devre olmasa da önümüzdeki sezon olabilir. Bu bir. İkincisi otomatik offside sistemi, bu çok maliyetli. Bu bizde uygulanmaz. Yani bir 4-5 senesi var diyeyim. Bir de ikinci devre uygulanacak şey. Bakın burası çok önemli. Mesela maçlar 3 dakika uzuyordu. 5 dakika. Niye 3 dakika 5 dakika diye. Süreyle ilgili hassasiyetler, kronometre, VAR odasından takip ediyordu. Hatırlarsınız değil mi? En çok bunu ben takip ediyordum. Diyordum ki ya şu futbolcunun sakatlığında 3 dakika geçti. Şurada 2 dakika geçti. Maçın sonuna 4 dakika eklendi. 4 dakikanın da 2 dakikasında biri yerde yattı. Bitti. Uzatmanın uzatması olmaz diyorlardı. Bunu söyleyenler sahtekardır diyordum. Yalancıdır. Yalan söylüyorlar diyordum. Now now diyordunuz. Şimdi ne demek uzatması olmaz? Artı 10 dakika dedim. Eleman gitti attı kendini yere. 10 dakikayı çaldı. Sen 10 dakikanın uzatmasını oynatmayacak mısın? 10 dakika daha oynatmayacak mısın? 10 dakika gitti çünkü. Hocam oynatılmasına gerek yok ya. Lan hakka giriyorsunuz hakka. Diyor ki bak. Kronometre VAR odasında takip ediliyor. Ben bunu MHK başkanımıza söylediğimde olmaz. Orta hakemin ve dördüncü hakemin sorumluluğunda dedi. Bir maç 10 dakika uzatılması gerektiğinde 6 dakika uzuyor. 6 olması gerekirken 8 uzuyor. Ne oluyor? Fener atana kadar, Galatasaray atana kadar, Beşiktaş atana kadar oluyor. 90 artı 4 Fenerbahçe gol attı, galip geldi. Fener atana kadar. Ya da Galatasaray 7 golü yenildi. Galatasaray düşmanları gol yiyelim diye maçı uzattı. Şimdi Dünya Kupası'nı gördünüz. AVAR'daki boş boşuna orada maç izleyen ortasada bir şey var, ona bir baksanız ya. Oğlum benim sorumluluğum değil ki, ben burada çekirdek için geldim falan yapan arkadaş var ya Avar'daki. O arkadaş bu görevi yapacak. Süre tutacak. Vakit geçirmek için futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman duruyorsa o kadar uzayacak. Ya Dünya Kupası'ndaki gibi 15 dakika ise 15 dakika.
Bunu uygulamaya başlıyoruz. 1. Eğer süreler üstüne eklenirse bu ligin en iyi fizik kondisyonuna sahip takımı Fenerbahçe, açık ara Fenerbahçe, bu Fenerbahçe'yi şampiyonluğa yaklaştırır. Galatasaray'ın yaşlı oyuncusu çok. Beşiktaş'ın yaşlı oyuncusu çok. Trabzon'un yaşlı oyuncusu çok. Fizik kondisyon olarak çıt kırıldım çok takım var. Bak. Başakşehir'in yaşlı oyuncusu çok. Bu Fenerbahçe'yi şampiyonluk için 2 adım öne taşır. Diğer takımlarda 1 adım geri taşır. 3 adımlık fark oluştu. Şimdi en sonunda söyleyeceksiniz. Maçtan önce konuşan da ceza alacak. Hakemlerle ilgili bir karar alacağız. İkinci devre öncesinde talimat değişikliği yapacağız. Hakemler konusunda maçtan önce, sonra olumlu veya olumsuz konuşan başkan, futbolcu, teknik direktör olursa ceza uygulaması getiriyoruz. Hangi lig olursa olsun. Burada önemimiz İngiltere Premier Lig, kültürü değiştirmek istiyoruz. Oyunu taktik, teknik üzerinden değerlendirelim. Yıllardan beri böyle yapıyoruz, hiçbir faydası olmadı. Maç önü konuşmanın önüne geçilirse Fenerbahçe 2 adım daha öne gider. Etti sana 5. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor birer adım geri gider. Etti sana fark 6. 6 adımlık var. Ne alakası var ya? Sen de gören Galatasaray kullanıyor, Beşiktaş kullanıyor zannedin. Geçen sene bir Beşiktaş maçı çıktı, ne dedi Beşiktaş başkanı? Hakem Ali Koç'un şirketinde çalışıyormuş dedi. Ne aslı var, ne astarı var, ne bir şey var. Maçı Fenerbahçe kaybetti. 2 tane net kırmızı verilmedi. Beşiktaş'ın aleyhine, yani Beşiktaş'ta oyunculara. Sonra Fenerbahçe futbolcusuna da kırmızı verilmedi 90 artıda. Millet neyi konuştu 90 artıda Fenerbahçe? Altay Bayındır'aydı. Kırmızı kart verilmedi. Josef'in insanlık dışı faulü var. Kırmızıyı geçtim, kıpkırmızı verilmesi gerekiyor ona. İnsanlık dışı bir faul. Onu midesine sindiren, onu ahlakına sindiren, yazık. Şimdi Trabzon maçı var, Trabzonspor. En çok neyden korkuyorsunuz? Hocam maçın hakemi gider, Ali Şansalan'ı falan verirler, maçı katleder. X hakemini verdi. Ben hiçbirine güvenmiyorum. Trabzon başkanı çıktı, dedi ki biz bu hakemi istemiyoruz dedi. Bakalım ne ceza verecektir. Bunun önüne geçersem ben diyorum Fenerbahçe daha da öne geçmiş olur. Bak 6 adım önde Fenerbahçe şu anda Galatasaray Beşiktaş'tan. Bunlar uygulanırsa yine devam ediyorum. Eskiden VAR'a bir talimat verilmiş. Burası çok önemli. Bak herkesin dikkatinden kaçan kısım. Biz VAR talimatnamesini %100 uygulamaya geçtik. Hak dalız. Eğitimlerde hakemlerimize bak dikkat. Maçları gözünüzle yönetin, kulağınızla değil diyor. Gözünüzle yönetin, kulağınızla değil. Hocam ayıp ediyorum, bak bu iş başka yere gidiyor. Gözünüzle yönetin, kulağınızla değil. Ben de başka bir şey söylüyorum. Maçın hakemlerine ne diyorum ben hep? Allah'tan korkun, şahıslardan değil. Arkadaşlar, bu sihirli cümleler çok şey ifade ediyor. Gözünle yönet. Ne diyor? Gördüğünü çal. Kulağınla değil. Sana VAR'dan gelen uyarıyla değil. Sen gördüğünü çal. VAR'daki adam ne biliyor? Şimdi maçın orta hakemi dangalak bir sarı kart veriyor. Mesela Fenerbahçe son 2-3 maçta saçma sapan kırmızılar yedi. Olmayacak kırmızılar yedi. Belki de VAR'daki dedi ki sarı kart ver. Bu da dinledi. İhale kime kaldı? Orta hakeme kaldı. Diyor ki anladığımız kadarıyla bir takım farklı talimatlar verilmiş. Korner, faul, sarı kart için VAR hakemi uyarmış. Bunlar VAR hakeminin görevi değil. Şimdi çıksa desek mesela Fenerbahçe'de Batshuayi ile Cao Pedro'yu atan yan hakemdi. VAR hakemiydi. Orta hakem değildi dese. Ortalık ne kadar karışır değil mi? Peki size soruyorum. VAR hakemi bunlara karışmazsa, orta hakemler biraz daha özgür olursa sizce maçlar daha iyi olmaz mı? Bu bir adım daha Fenerbahçe'yi öne geçirir. Etti sana 7 adım. Şimdi iyi dinleyin. Kim hakemi aldatır? Hakeme söyleyeceğiz. Bir hakeme bir maç verildi. Nasıl bir takım? Rakibinin analizini yapıyorsa biz de hakemler de yapacağız. Maçta oynayacak oyuncuları, taktikleri, hangi oyuncu ne hızda, faullerde neler yapması lazım, bu oyuncu hakemi aldatmaya çalışır, taktikleri vereceğiz diyor. İşte bu hamle Fenerbahçe'yi 5 adım daha öne geçirir. Etti sana 12 adım. 12 adım. Ya arkadaş, Rakitski vardı. Adana Demirspor sanırım sözleşmesini feshetti. Herif kasap. Ya Rossi'nin ayağını kırıyordu. Orta hakem veremedi ya. Vermedi ya. Sarı kart bile vermedi. Faul bile vermedi neredeyse ya. Faul bile vermedi ya. Orta hakem faul vermedi. Faul. Ayağını kırıyordu. Yan hakem gördü. Faul vermedi. Ya bir şey söyleyeceğim.
Bu hani Fenerbahçe futbolcuları sürekli sakatlanıyor. Niye sakatlanıyor? Kasap gibi oynuyorlar. Yan hakem ses çıkarmıyor. Orta hakem bir şey demiyor. Vardaki hakem diyor ki devam et, bir şey olmaz diyor. Bir şey soracağım size. Mesela Fenerbahçe Trabzon maçı. Kafadan atıyorum. Dediler ki aman şuna dikkat et. Mesela Hüseyin Türkmen oynarsa dikkat et. Kendini çok yere atar. İşte şu oynarsa dikkat et. Dirsekte çok fazla teması var. Şu oyuncuya dikkat et. Mesela Galatasaray oyuncuları. Ya geçen hazırlık maçında bile ya küçücük gencecik çocuk atıyor kendini yere. Ya arkadaş siz bunu mu öğretiyorsunuz? Mesela Fenerbahçe'den Mert Hakan mıydı? Bir maçta öyle bir yuvarlandı 5-6 takla birden attı. Ya ben kendi takım için de söylüyorum. Başka takımlar için de söylüyorum. Ama benim gördüğüm en çok Galatasaray oyuncuları hakem aldatmaya yönelik hareket yapıyor. En çok. Başka takım, birçok takım futbolcu da çok sert oynuyor. Başka takım oyuncuları süre çalmaya oynuyor. Mesela Fenerbahçe'nin bir maçında Giresun maçı sanırım. Top yerde. Yerdeki topu almıyor. Başka şey. Kendisine top atlıyor. Almıyor onu. Öbürünü alıyor. Biz bu yüzden kırmızı yemiştik Galatasaray deplasmanında. O futbolcunun çakallığı. Bu dediğim gibi eğer futbolcular hakkında hakemler uyarılırsa ve hakemler adil davranırsa bu Fenerbahçe'yi 12 adım öne taşır. 12 adım demek 12 puan demek. Açık açık. Mehmet Büyükekşi diyor ki biz bunları uygularsak Fenerbahçe şampiyon olur diyor. Ya hocam sen de Galatasaray'a Beşiktaş'a çamur atmış oluyorsun. Trabzon'a çamur atmış oluyorsun. Öbürüne çamur atmış oluyorsun. Ben kimseye çamur atmıyorum. Ben olanları söylüyorum. Sorun. Fenerbahçe'de en çok aldatan futbolcu kim arkadaşlar? Kendini yere bırakan futbolcu kim? Rakip takımdaki arkadaşlarınıza sorun. Bir tane isim versinler. En çok şu aldat. Hakeme itiraz. Türkiye'de rekor kimde? Caner Erkin'de. Şu hareket. Caner'le özdeşleşmiş bir hareket. En çok hakeme itiraz eden teknik direktör kim? En sonuncu sırada Jorge Jesus var. Değil mi? Hakim konuşmayan. Alın size argüman. Alın argüman. Hakemlerden en çok kimin canı yandı? Galatasaray'ın. Niye yandı? Çünkü tehdit ettiler. Nasıl yani? Metin Sipahoğlu diyor ki Sayın Büyükekşi kendilerinden ligi bitirme konusunda icazet ve rızalarını alabiliriz mi diyor Galatasaray'la ilgili ziyaretinde. Ligi bitirecekler değil mi? İçimiz rahat olabilir mi? Bu konuda açıklama yapmanızı bekliyoruz diyor. Arkadaşlar adaletin sağlandığı bir ligde bu dediğimi asla unutmayın. Fenerbahçe üst üste şampiyonluklar yaşar. Fenerbahçe taraftarı bile şu cümleyi kurar. Ulan biz şike mi yapıyoruz? Bunlar bizi kolluyor mu derler. Bu cümlemi unutmayın. Adaletin sağlandığı bir süper ligde Fenerbahçe arka arkaya şampiyon olur. Fenerbahçe taraftarı der ki ulan biz şike mi yapıyoruz? Yani hakemler bizi kolluyor mu? Rakip bize yatıyor mu der. Bu dediğimi unutmayın. 103 gol rekoru. 103 gol rekoru. İkinci yarı ben size bir şey söyleyeyim. İkinci yarının yarım maç oynanmadan 103 gol rekorunu kırar Fenerbahçe. Ulan şu ana kadar bu takımın 20'ye yakın tartışmalı penaltı pozisyonu var verilmeyen. Hadi 10 tanesi penaltı olsun. 10 tanenin de 8 tanesi gol olsun. Kaç puan fark edecek? Epey puan. Bu takımın yediği kırmızılara bakın. Kırmızı yediği maçta takım puan kaybediyor. Kaçı haklı? Konya'da Valencia'nın kırmızı haklı mı? Giresun'da Pedro'nunki haklı mı? Batshuayi'ninki haklı mı? Kiev maçında İsmail Yüksek'inki haklı mı? Kaçı haklı? Bak düşün. 3 tane Giresun maçı, Konya maçı. Fenerbahçe Giresun Konya maçını kazanmış olsa şu anda Galatasaray'a 8 puan takmış oluyor. Bu sefer ne olacak? Trabzon maçında dedik deşik edeceklerdi. Ligin heyecanı. Ligin heyecanı böyle olmaz. Geçtiğimiz günlerde ben birine de söyledim. Ligin heyecanı şöyle olur. Fener'le Galatasaray açar arayı gider. Rekabet öyle bir olur ki ulan bu hafta kim puan kaybedecek diye. Hem Fener maçı milyonlarca izlenir hem Galatasaray maçı milyonlarca izlenir. Hocam Trabzon maçını kimse izlemez ki o zaman. Beşiktaş maçını kimse izlemez ki o zaman. Yine izler. Bugün kaç kişi izliyorsa yine o kadar kişi izler. Düşünsene bak. Fenerbahçe maçı Cuma günü. Maçı kazandı Fenerbahçe. Fener taraftarı Beşiktaş maçında izler, Galatasaray maçında izler, Trabzon maçında izler. Eğlencesine izler, yine izler. Anladınız mı? Ligi adalet gelirse bu olur. Bu arada Mehmet Büyükekşi'nin ziyaretini de anlatayım. Fenerbahçe'ye de ziyarete gelecek. Beşiktaş'a da gelecek. Bizim burada kızdığımız nokta şu. Fener'e ziyarete gelse adı zorlu sezonu, bilmem ne sezonu oluyor. Algıya başlıyorlar. Hayırlı olsun. Galatasaray'a gidince de Galatasaraylılar aynı duruşu sergileyin diyoruz. Diyorlar ki yok öyle bir şey yok. Siz de her şeyden bir şey arıyorsunuz. Vallahi ki siz başlattınız.
Uzun lafın kısası arkadaşlar, inşallah hakkımız hayırlısı olsun. Ama ben Mehmet Büyükekşen'i bunları uygularsa Fenerbahçe'nin kesinlikle katiyen şampiyon olacağını düşünüyorum. Bakalım kim bilecek. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. 27.300'deyiz. 27.400'e yakınız. Dünkü canlı yayında da bayağı bir abone aramıza katıldı. Hoş gelmişler, sefalar getirmişler. İnşallah sizlerle daha da büyüyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.